Bizden Bize'yi bu hafta ülkemizin güzel şehirlerinden biri olan Adana'dan açıyoruz. Adana turumuza hızla devam ediyoruz. Burada bir güzellik merkezini ziyaret ediyor sunucu ve yapımcımız Adil Palta. İşletmenin sahibi başarılı iş insanları Sunay Doğan ve Ayşegül Soyaldı ile keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu hafta Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Adana'dan sesleniyor sizlere. Yanımda çok değerli konuklarım var. Bir tarafımda merhabalar. Sunay Doğan. Evet. Ayşegül Soyaldı. Evet, bugün birlikte hem Adana'yı gezeceğiz, sonra da onların akademisine geçeceğiz. Öncelikle Adana'dan bahsetmek gerekirse neler söyleyeceksiniz? Taşköprü tarihi. Adana'nın sembolü Taşköprümüz, eski Taşköprümüz. Hiçbir zaman yapısı bozulmadı. Trafiğe kapalı bir alandayız. Karşıda Ortadoğu'nun en büyük camisi var. Adana'da yaşamak güzel değil mi? Biraz bugün de havanın gerçekten inanılmaz bir sıcak güne denk getirdik. Evet, güneşli bir gün. Sıcak ama esiyor. Güzel bir hava, evet. Evet. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Adana'da yaşamaktan herhalde mutlusunuz gayet güzel bir şekilde. Adana'mı seviyorum. Açıkçası şöyle söyleyeyim, bir Adana şivesiyle memleketim. Evet, benim evet. için çok önemli. Buraya geldiklerinde illaki evet. Adana'nın lezzetlerini, Adana kebap olsun, evet. şalgam olsun. Evet. Her şeyle ben çok seviyorum. Herkesi de davet ediyoruz. Gelsin, evet. görsün ve gezmelerini isteriz. Ayşegül Hanım, kolay gelsin. Teşekkür evet, ederim, sağ olun. Burada makyaj uygulaması, make-up uygulamaları evet. öğrencilerinize gösteriyorsunuz. Evet. Kaç yıldır sektördesiniz, neler yapıyorsunuz? Bir anlatın isterseniz. Tabii, 26 yıllık evet. bu işin içerisindeyim. Kuaförlük, güzellik uzmanı, saç bakım hizmetleri alanlarının hepsini kapsıyor. Evet. Şu an göstereceğimiz işlemde de çene yapısını evet. nasıl daha sivri şekilde evet. son haline getiririz diye evet. bunu anlatıyorum. Yapılması gereken işlemler zaten çok özel işlemler. Burun yapısı ve çene yapısını daraltma ve genişletme odaklı dersimizi söylüyorum. Ayşegül Hanım, kaç günlük veya kaç aylık bir sonuçta sertifika alabiliyorlar? Hayatlarına evet. yeni bir yol açıyorsunuz gerçekten. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, belgelendirme, mesleki yeterlilik belgelerini bizler sınav yaparak da usta sahibi ya da ustalık belgesi adı altında şey yapıyoruz. Bu da nedir? Denklikle aldığımız belgeyle bize kapımızı açıyor. Evet. Ustalığa giriş sağlıyor. Ve artı eğitimlerimiz normalde bölüm bölüm değişiyor. 4 günlük var, 1 haftalık var, 10 günlük var, 1 aylık var. Eğer tamamen genel odaklı güzellik ve saç bakım alanında girdiğinde 2 ayda evet. Her gün gelirerek işi tamamen ustalığa çözebiliyoruz. Şu anki mankenimize bakacak olursak önce müşterimizin saç yapısını inceleyeceğiz. Yapılacak işlemler hakkında detaylı bilgi vermemiz gerekiyor. Ona göre işlem sıralamasına göre düzenleyeceğiz. Şu an gördüğünüz üzere zaten saçımızda kaynaklarımız var. Evet, evet. Ve şöyle bir şey olmuş. Mesela ön bölgelerde çok takıldığı için şu an müşterimizin de bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. Evet. Ne yapacağız? Bunun özel Burada, bir bakımı var mı peki? Sıfır asit şampuanlar evet. üzerinden özel bakımları yapılabilir. Evet Sunay Hanım. Öğrencilerimiz bugün tırnak çalışması yapıyorlar. Evet. Protez tırnak, manikür, pedikür, kalıcı oje, jel tırnak, tips, evet. bütün çeşitleri gösteriyoruz. Öğrencilerimiz şehir dışından da eğitim almak istiyorlarsa gidip kendi yerlerinde de eğitim verebiliyoruz. Eğitimlerimiz 4 günden oluşuyor. Evet. Sunay Hanım, cilt bakımı da hayatımızda ne kadar önemli Olmazsa gerçekten. Olmazsa olmazlarımızdan biri. Vücudumuzun vitrini olduğu için cildimizin bakımı çok çok önemli. En az bir lazer kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabah aynaya baktığımızda mutlu bir şekilde uyanmak için, yani bakmak için cildimizin çok temiz olması gerekiyor.
Evet, Sunay Hanım buradaki... Kiprikleri olmayanlar için ya da makyajı çok fazla sevmeyenler için çok büyük bir kolaylık ipek kiprik. İpek kiprik taktığınızda rimel sürmenize gerek kalmıyor. Makyaj yapmanıza gerek kalmıyor. Özellikle yazın çok tercih ediliyor. Havuza, denize girildiğinde makyaj yapılmadığı için ipek kiprik çok tercih ediliyor. Eğitimlerimiz de 2 günden oluşuyor. Önce manken üzerinde, manken kafası üzerinde çalışıyoruz. Sonra canlı manken üzerinde çalışıyoruz. Evet, merhabalar. Öncelikle merhabalar, sizleri tanıyalım. Ben Tuğçe Solmaz. Evet. Bu güzellik merkezinde önce eğitime başladım, sonra şu an staj yapıyorum. Evet. Sunay Hanım'ın burada eğitime başladım. Bir aşkla eğitime devam ediyoruz staja da. Severek yapıyorsun severek herhalde. Severek yapıyorum gerçekten. İşimi. Peki neleri öğrendin? Kalıcı makyaj, kirpik, evet. Leke tedavisi, evet. Birçok alanda evet. Sağ olsun Sunay evet. Hocam bize eğitim verdi. Evet. Sunay Doğan yerimizde. Evet, güzel bir gün geçirdik sizlerle röportajları. Çok mutlu oldum. Evet. Evet. Bir yeniden hatırlatalım. Avrupa'daki dünyanın neresinde olursa olsun bu işe başlamak isteyen insanlara tavsiye edeceğiniz şeyler neler var? Neleri yapıyorsunuz? Bir tekrar bir hatırlatalım isterseniz. Güzellik alanında ve kuaförlük alanında bütün hizmetlerimiz ve eğitimlerimiz var. Mesleği olmayanlar, evde sıkılanlar, ne yapacağım diye düşünen bütün arkadaşlarımızı Sunay Doğan Güzellik Akademi'ye bekliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Mehtap Hanım da yanımızda. Onun da güzellik salonu, kuaför salonu var aynı zamanda. Tabii ki Sunay Hanım'la Ayşegül Hanım'da da iyi bir dostlukları var Adana'da. Adana'nın sıcaklığı gibi. Evet, merhabalar. Sizleri merhaba. Tanıyalım. Merhaba. Ben Mehtap Aksever. Evet. Sunay Hocam'dan yıllar öncesinden bir eğitim almıştım. Bir 10 senedir falan birlikteyiz. Şu anda kendi güzellik salonumu açtım. Onun sayesinde evet. Her şey. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Onların sayesinde birçok kişi de ekmek yemiş oluyor. Aynen kesinlikle. Ben de yanımda eleman çalışıyorum mesela şu anda. Onunla birlikte hala devam ediyoruz aslında. Hiç birbirimizi bırakmadık. Sevgili izleyenlerimiz, akademide röportajlarımız devam ediyoruz. Yanımızda Seçil Hanım var. O da burada öğrenci. Onun da duygularını alacağız. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yoğun bir şekilde herhalde çalışmalar devam ediyor. Ne kadar oldu başlayalı? Neler yaşadınız? Yani ben uzun zamandır istiyordum böyle bir dalı. Evet. Hep istiyordum. Evet. Ondan sonra insanların hayatına değinmek, güzelleştirmek, evet. Yani bir yere gelip siz de özen gösteriyorsunuz herhalde. Evet, bakıma çok seviyorum. Çok önemli bir bayan olarak. Evet, Sunay Hocam'ı duydum sonra. Onun evet. Öğrencisi olmaya karar verdim. Evet, son olarak buradan vedalaşalım. Evet, buradan evet. Avrupa'daki, Türkiye'deki bütün sevenlerinize, çalışanlarınıza, sizi takip edenlere gönderiyoruz. Sizler de o uzaklardan bizi tercih edip geldiğiniz için sizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Evet, siz de son olarak bir şeyler söyleyin. Ben çok teşekkür ediyorum. O kadar uzun yoldan gelip de bizleri özellikle yaptığımız alanı tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Adana'dan herkese selam, saygılar. Hoşça kalın.